Efendim, hoş geldiniz. Yeni yılın ilk müzikli marif takvimi programında yine birlikteyiz. Artık en başlarda soruyorduk, daha önceden izlemeyen var mı diye bu programı. Artık yıllar geçtikçe izleyenlerin sayısı çoğalıyor tabii. Ama gene de ilk defa izleyecek olanlar vardır zannediyorum. Yeni bir yıla girdik. İlk defa izleyen var mı bu programı, müzikli marif takvimini? Çok az. Gerisi... Evet. Geçen yıldan bu yana köprülerin altından çok sular geçti. TRT'de de, radyoda da başladı bu program. Çarşamba geceleri TRT Name'de 101.6 mıydı? Evet. TRT Name'de saat 22'de canlı olarak yayınlıyoruz arkadaşlar. Yalnız bir fark. Burada bir takım görsel malzemeleri sunabiliyoruz ama radyoda böyle bir imkan yok. Hayalinizle canlandırıyorsunuz radyoda. Biz havaya sözle çiziyoruz resmi. Eskiden öyleydi ama. İşte çocukluğumdan hatırladığım radyo programları vardı. Arkası Yarın, Bir Roman, Bir Hikaye. Bir sürü programlar. Hep gözümüzde canlandırdık. Belki hayal gücümüzün, bizim kuşağın hayal gücünün gelişmesinde o tür şeyler olmuştur, faydalı olmuştur. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve bu yılda bizi misafir eden bu çatıya çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri şahsında. 2017'nin ilk müzikli marif takviminde ilk konumuz bakalım neymiş? Bu alt başlığımız tabii malum. Radyo dedik, laf bilerek getirmedim inanın radyo programını. Bülent Bey radyoda başladınız deyince ama ilk konumuz da radyoymuş, onu unutmuştum. 2 Ocak 1964'te Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Türkiye Radyoları, daha önceki adı da Matbuat Umum Müdürlüğü, MUM kısaca. Basın Yayın Genel Müdürlüğü oldu sonra adı. 359 sayılı kanun yayınlanınca o kanunla kurulan TRT kurumuna bağlanmış. Önceden TRT diye bir kurum yok. Matbuat Umum Müdürlüğü'nün veya Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün uhdesi altında bütün Türkiye radyoları TRT'ye bağlanmış. Yani yıl 1964. İlk genel müdür de Adnan Öztrak olmuş. Öztrak ailesi hep siyasetçiler yetiştirmiş bir ailedir. Bir sene sonra, 11 sene sonra, gene 2 Ocak gününde, 1975'te bu defa, Türkiye radyoları TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 adlarıyla 3 kanaldan yayına başlamış. 15 Ocak 1940'ta, gene radyo ile ilgili bir haber hep, Ocak ayında bunları cımbızla topluyoruz tabii. 15 Ocak 1940'ta, Ankara Radyosu yabancı dilde haberlerini bir dili daha ekleyerek zenginleştirmiş. O güne kadar, 15 Ocak 1940'a kadar hangi dillerde haber yayını yapılıyormuş? Fransızca, Yunanca, Farsça ve Bulgarca. 1940'ın 15 Ocağı'na itibaren İngilizce haberler de eklenmiş. Yabancı dilde haberlere. Evet, şimdi radyolardan müzik dünyasına doğru. 16 Ocak 1974'te kaybettiğimiz önemli bir isim Ulvi Erguner. Erguner ailesinin o Ney silsilesini kurmuş adlarıyla anılan ailenin orta kuşağı. Babası Süleyman Erguner, Ulvi Erguner ve onun da oğulları Süleyman ve Kutsi Erguner. Üç kuşaktır devam eden bir müzik geleneği. 17 Ocak 2005'te kaybettiğimiz Türk müziğinin büyük sesi, güçlü sesi Recep Birgit. Camia içerisindeki bizim hitap şeklimizle Recep Baba. Olağanüstü, tabii ki sesini bilenler, hatırlayanlar vardır. Genç arkadaşlar da neyi kastettiğimizi anlamak için daha önce dinlememişlerse, cep telefonunuzdan bile dinleyebiliyorsunuz artık, her şey çok kolay. Recep Birgit yazın. Hiç bu kadar lafa gerek kalmaz.
Ve bir büyük ses daha. Yine radyo hoparlörlerinden, stüdyolarından, mikrofonlarından geçmiş. Tanımayan var mı genç arkadaşlar? Mahsus öyle soruyorum. Ada sahillerinde bekliyorum diye bir şarkı vardır meşhur. İşte onu adıyla özdeşleştiren büyük ses Necmi Rıza. Necmi Rıza Ahıskan. O da 1994 yılının 18 Ocağı'nda ebediyet alemine göçmüş. Sizi yakından tanıdınız tabii. Evet. 3 Ocak benim doğum günümdü. 1997'de kaybettiğimiz, çok ileri bir yaşında kaybettiğimiz Fahire Fersan. Gençlik ve son hallerini yan yana koydum. Biz kendisine yetiştik. Ben sizin kadar şanslı değildim. Dostluğunu kazanamadım Reşit abi. Evet. Siz tevafuk oldu. Bugün gelmeniz, uzun süredir gelmiyordunuz. Fahire Fersan'a geldiniz yani. Evet. Şimdi gençliğinde çok ufak yaşlarında kocası Tamburi Refik Fersan birlikte Tamburi Cemil Bey'in talebesi zaten ikisi de. Ama o kadar çok yaşadı ki biz de kendisini gördük. Ve yine radyoların büyük sesi Sabite Tur. Gülerman soyadını da aldı sonradan. Tiyatrocu Refet Gülerman'la evlenince. Gençliği gene burada da ileri yaşlarında. Arkada Alaaddin Şensoy, Mustafa Sayaşar, Hayri Pekşen. Bu da Afife Ediboğlu. Birkaç sene önce kaybettik. Baki Süha Ediboğlu'nun karısı. ATV'nin genel müdürüydü bir aralar. Fatih Ediboğlu vardır. Basın dünya. Onun da annesi. Ve halk müzikimizin büyük ismi, siz tanırsınız hanımefendi, Sarı Sözen. Ya giriyorum halk müziği arşivine değerli müzikseverler, bir nota indireceğim. Yani ne olursa yani. Derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Başka bir şey arıyorum, Muzaffer Sarı Sözen. Yani resmen bizim halk müziğimizi disipline etmiş, kurmuş bir adam. Onu da 4 Ocak 1964'te kaybetmişiz. Biraz önce gördüğünüz Sabite Tur Gülerman doğum tarihi itibariyle konumuz oldu. 4 Ocak 1927 onun da doğum tarihi. Evet, şimdi Sabite Tur deyince benim hemen bazı sanatçılarda mesela Recep Birgit dedik. Yegah makamından okuduğu şarkılar kulaklarımda hemen çınlar. Ya da geldi cevher, tiye ateş, bağrına ayneden gibi bir şey. Rumeli türküleri. Sabite Hanım'dan da ille hemen aklıma gelen Erişti Nevbahar Eyyamı, bravo. Müthiş bir icrası vardır onun. Onu da genç arkadaşlar dinleyebilirler. Ve onun finalinde bir de oktav yapar. Şimdi önce o şarkıyı Hayrül Halef olarak resmin altında yaprak, bir meşaledir, devredilir, elden ele der gibi. Bu eseri orkestramız Ahmet Meter Üstadımızın refakatiyle okuyacak. Biraz daha ışık mümkün mü notayı görebilmesi için? Biraz daha mı yoksa kıssın mı? Ha biraz daha versin. Olabiliyor mu acaba biraz daha ışık? Thank you.
Allah muhafaza. Camlar zıngırdadı. Avizelerde oynama var mı? Nefesine sağlık. Güfte Nedim'in, Türk şiirinin klasik ustası, büyük ustası Nedim'e ait. Bestekar da Arif Sami Toker. Geç gelmiş bir Hacı Arif Bey derler kendisine. Şöyle bir 50-60 sene önce doğsaydı, 1925 doğumluydu Arif Sami Toker, büyük bir bestekardır. Adı Hacı Arif Beylerle anılacak bir bestekar olurdu herhalde. Ve biraz önce halk müziğimizin büyük ustası demiştik. Radyo ile ilgili dikkat ederseniz, radyo ve müzik dünyası ile ilgili olaylar iç içe geçmiş oldu. Muzaffer Sarı Sözen Usta'yı da yad etmeden, onun derlediği bir Sivas Kangal türküsüyle İbrahim Metin diyorum. Beni andı. İbrahim Metin Uğur var ya, cellocu bizim. Evet. İbrahim Suat Erbay'dan dinleyeceğiz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Hepsi rahmeti rahmana kavuştu. Hepsine tekrar rahmet diliyoruz. Yaşayan kimse yoktu aralarında, değil mi? Evet. Bu gördüğümüz zat-ı muhteremin adı Hapet. Hapet Mısırlıyan. Ama biz ona Afet, Udi Afet Efendi diyebiliriz. Afet Mısırlıyan. O da kartviziti. Üç dilde yazılmış. Üstte Türkçe. Burada Ermenice. Burada da Fransız nesiyle denir, şeyle yazılmış. Chef de la Corporation des Türk Müzisyenleri Birliği Şefi diyor. Öyle bir şey varmış demek ki. Arkasında da bu kartın daha önce de bir vesileyle göstermiş olabilirim. Hatırlayacaksınızdır. Kendi el yazısıyla bir not var. Birisini bir yere göndermiş. Eminönü taraflarında. İşte hamili kart yakinimdir tarzında bir şey yazmış. Niye afet diyoruz biz? Asıl adı Hapet olmasına rağmen. Yani o kadar güzel ut çalarmış ki, afet gibi, yani fırtına gibi ut çalar diye, o Hapet halk arasında yavaş yavaş afete dönüşmüş. Onun ölüm yıldönümü düzen... Evet, 14 Ocak 1922'de ölüm yıldönümüymüş. O gün ölmüş, 14 Ocak ölüm yıldönümüydü. Bir başka Udi, ilginç, Udiler hep. Bizim kendisine yetiştiğimiz daha 1989 yılında kaybettiğimiz 12 Ocak'ta Udi Kadri Şençalar. Şençalar ailesi, bir kardeşi de vardır. İsmail Şençalar, o da Kanuni'dir. Büyük bir ut sanatçısıydı gerçekten.
Hiç kimseye benzemeyen bir mızrap, bir teknik. Ben bu ikiliyi sahnede seyrettim. 80'li yılların başıydı galiba. Bunu bilmiyorum. Bir konseri oldu, Lyons kulüpleri yapmış. Yanan Şans Tiyatrosu'nda. Kimler yoktu o sazın arasında. Kadir Şençalar da vardı. Safiye Ayla da çıktı. Bir sürü şarkı okumuştu. Yanık Ömerler bilmem şeyler. Sahnede izlemiştik. O da 12 Ocak 1989'da vefat etmiş Kadir Şençalar. Bir başka Udi bestekarımız. Bakın bir zamanlar saç modelleri nasılmış. Artık ne tarzı diyorlarsa buna. 19 Ocak 1992'de kaybettik. Yesari Asım Arsoy. Büyük bir bestekar, değerli genç arkadaşlar ve müzikseverler. Yani bir zamanın moda anlayışı, saç kesim anlayışı böyleymiş. Onu da görmüş olduk bu fotoğraftan. Şimdi gelelim bir habere. 12 Ocak 1958 tarihinde İstanbullu kadınlar o günlerde çıkan bir söylentiye karşı bir protesto gösterisi yapmışlar. Çıkan haber şu, Türk Kadınlar Partisi kurulacak diye gazetelerde bir haber çıkmış. Kadınlar da toplanmışlar, karşı çıkacağız buna demişler. Gerekçeleri benim çok dikkatimi çekti ve çok ilginç geldi. Bir cümleyle özetlenecek şeyleri şu, gerekçeleri. Bizim şerefimiz erkeklerden daha yüksek. Onun için biz başarılı olamayız zaten bu arenada. Biz kurmayalım böyle bir parti demişler. Böyle bir gerekçeyle Türk Kadınlar Partisi'nin kurulmasına karşı çıkmışlar. 12 Ocak 1959'da Türkiye barolarına bağlı kadın avukatlar Refik Erdoğan'ı geçen gün kaybettik hatırlarsınız. Refik Erdoğan aleyhine dava açmışlar. Davada sebep şu. O yıl Refik Erdoğan'ın bir kitabı yayınlanmış. Bir Kilo Namus diye. O kitapta kadınlara hakaret ediliyor diyerek kadın avukatlar topluca bir araya gelip Refik Erdoğan aleyhine dava açmışlar. Bunları aklımızın bir kenarında tutalım. Sonra hepsi bakın nerede toplanacak. 18 Ocak 1886'da da Türk kadını Şüküfezar diye bir kadın dergisi çıkıyor o zamanlar. 1886'da Kadınlar Kadın Gazetesi çıkarıyor. Daha Atatürk 5 yaşında. Bir savaş başlatmışlar topluca. Saçı uzun, aklı kısa diye bir laf vardır ya. Bu deyime karşı bir savaş başlatmışlar. Ve günlerce, aylarca sürmüş o Şüküfezar dergisindeki mücadeleleri. Şimdi saçı uzun, aklı kısa lafına filan deyince biraz önce de 3 tane Udi bestekardan bahsettik ya. Udi Afet Efendi, Udi Kadir Şençalar ve Udi Yesari Asım Arsoy. Kadınlar yani öyle ikinci plana itilme de çok öyle yok gibi dergi çıkarıyorlar, gazete çıkarıyorlar. İşte şeyler oluyor. Acaba dedim kadına gerçekten böyle bir ikinci sınıf muamele mi yapılmış? Yoksa mesela sadece o ismini andığım Udi bestekarların kadınların ve saçlarla ilgili şarkıları var mı acaba dedim. Bir baktım hakikaten Udi Afet Efendi'nin ilk andığımız bestekar. İlk bakışta iki tane saçlı şarkısını buldum. Birisi görmedim Ruşen olan Zülfü Zerefşan'ın kadar. Yani altınlar saçan saçların kadar şen başka bir varlık görmedim dünyada diyor. Altınlar saçıyor. Sarışın demek ki güneş vurdukça altın tozu gibi. Bir başka saçlı şarkısı, kemendi zülfün esiri zülfiyar oldum. Yani senin saçların kement, ben ona yakalandım diyor. Kadir Şençalar'ın da iki tane saçlı şarkısını buldum. O da kadına değer verenlerdenmiş. Her derde şifa zülfünü koklar bayılırdım. Yani senin saçlarının kokusu her derde devadır. Onu koklar koklar bayılırdım, kendimden geçerdim demek istiyor. Bir şarkısı daha var Hacı Kadir Baba'nın. Kesik saçı kumralmış diye başlıyor o da. O da bir modaya uygun saç kesimine şarkı bestelemiş. Yesari Asım'ın çok şarkısı var saçlı. Üç tanesi
Aa, evet, saçı da kendisi için beslemiş mi onu bilmiyorum ama. Bir tanesi, kumral saçının tellerine kalbimi taktın diyor, sevgiliye sesleniyor. Ötekinde, Zehra'm bana görünsün, saçı yerde sürünsün diyor. Ve bunların arasında en meşhur olanını şimdi söyleyeceğim. Perişan saçların aşkımın ağıdır. O darmadağınık saçların beni yakaladı, ağ gibi yakaladı demek istiyor. Ve şimdi bu Yesari Asım şarkısını dinleyeceğiz. Ahmet Meter'le birlikte icra edecekler. Ekleyeceğim son bir şey var. 17 Ocak 1919'da Safiye aileyi kaybettik. Kocası Hazreti Peygamber'in 37. kuşaktan torunu Şerif Muhittin Targan, son Mekke emiri Ali Haydar Paşa'nın oğlu. Biraz önce ilk baştaki Adnan Öztürk dedik ya, bakın tesadüfen burada resmi çıktı. Afife Ediboğlu dedik, Baki Süha Ediboğlu'nun karısı dedik. Bu Baki Süha Ediboğlu, Turgut Özakman, tanıyabildiklerimiz bunlar. Ve Safiye ile de Osmanlı görmüş bir kadın ses sanatçımız. Meferet Yıldırım, 2017'nin 9 Ocağı'nda kaybettik kendisini. Biz aynı kurumda birlikte çalıştık kendisiyle. Ve geçen gün kaybettiğimiz Selma Ersöz. Ocak 2017'de kaybettik kendisini. Hocası Münirettin Selçuk'la birlikte görüyorsunuz. Şimdi Yaprak, Yesari Asım'ın Perişan Saçların şarkısını, güftesi de kendisine ait Yesari Bey'in, birlikte dinliyoruz. Efendim, şimdi Avrupa'dan bir tarihi olay.
Solda gördüğünüz üniformalı şahıs Kral Zogo, Arnavutluk Kralı. Sağda gördüğünüz de meşhur bir siyasetçi Enver Hoca. 11 Ocak 1946'da Enver Hoca Halk Cumhuriyeti'ni ilan ederek Kral Zogo'yu tahttan indirmiş ve azledilerek bir sistem değişikliğine gidilmiş. Arnavutluk'ta yıllarca süren Sovyet yanlısı sistem 1946 yılında bu olayla başlamış. Bundan neyin bağlantısını kurabilirim acaba diye önüme olayları indiriyorum hep. Bakıyorum neyle neyin arasında bir bağlantı, neyi çağrıştırıyor filan derken. Bir baktım 13 Ocak 1964'te Mustafa Nezihi Albayrak ölmüş. Bestekardır Mustafa Nezihi Albayrak. Gölgede kalmış. Merakları bile çok bilmezler. Albayrak notası diye bir nota icat etmiş. Nota ihtiyacı hissederek. Ama tutmamış onun bulduğu o nota. Böyle çok yaygın olarak şey kullanılmış bir zamanlar. Bugünkü sistemden önce şu bildiğimiz okullarda da ders olarak gördüğümüz notadan önce Türk müziğinde en yaygın kullanılan nota sistemi Hamparsum notası. Ermeni alfabesinden yola çıkılarak geliştirilmiş. 3. Selim'in isteğiyle Limoncihan Hamparsum diye bir müzik adamının bulduğu bir sistem. Ona alternatif olur diye Mustafa Nezihi Albayrak bir nota sistemi ama olmamış yani. Sitone tarzı bir şeymiş, tutmamış. Bir önemli özelliği de Mustafa Nezihi Albayrak'ın Mülkiye mezunu bir bestekardır. Dede Efendi'nin torunudur. Dede Efendi'nin torununun oğludur. Daha doğru tabirle. Kızından torunu olur yani. Ama eserleri seslendirilmez, etmez. Bu programın bir özelliği de böyle gölgede kalmış isimleri takvimden dolayı mecburen gündeme getirmiş de oluyoruz. Bir şarkısını buldu değerli kardeşim İbrahim. Yoktur misalin sözleriyle başlayan bir şarkı. Şimdi o şarkıyı bize seslendirecek. Ha nereden Arnavutluk'tan buraya geldik? Asıl konuyu kaçırıyorum. Dede Efendi'nin babası Mühürdar Süleyman Ağa, Cezir Ahmet Paşa'nın mühürdarıdır. Sonra emekliliğini isteyip ayrılmış devlet görevinden. Bugün hala olan etrafına da bir otel yapıldı, onun içinde kaldı. Acemi Oğlanlar Hamamı vardır Şehzade başında. O hamamın işletmesini üstüne almış. Yani o savaş meydanlarında filan geçen hayatından sonra bir emeklilik hayatı sürmek için. Ama kendisi vaktiyle o zamanlar Osmanlı toprağı olan Kesriye'de doğmuş. Kesriye diye bir şehir. Kesriye bugün Arnavutluk sınırları içerisinde. Kral Zogo tahttan indirildi. Enver Hoca yeni bir sistem ilan etti. Dede Efendi aslında oralıdır. Torunu da dedesinin soyundan geldiğine göre Arnavutluk'la bir bağlantıyı bu şekilde kurabildim. Evet. Zorlaya bu kadar oluyor. Ama fena değil yani. Evet yani. Eserin makamı neydi? Ferahnak makamında Mustafa Nezihi Albayrak'ın şarkısını dinliyoruz. Civansın, ahu bana.
Klasik müzik çizgisinde, kendi klasik müziğimizin anlayış çizgisi içerisinde bestelenmiş bir eser. Fark şöyle arkadaşlar, mesela biraz önce Yaprak Perişan Saçların diye Yesari Asım'ın bir şarkısını okudu. Orada bambaşka bir hava vardı. O daha modern bakışlı bir şarkıydı. Günümüzün anlayışını yansıtan, günümüze yakın dönemlerin anlayışını yansıtan ama Mustafa Nezihe Albayrak'ın şimdi dinlediğiniz şarkısı tamamen klasik dönemde bestelenmiş bir şarkı gibiydi. 11 Ocak 1454, kaç yüz sene önce, Büyük İstanbul yangını çıkmış. İstanbul diye bir şey kalmamış ortada, Bizans dönemi daha tabii. Fetih'ten bir sene sonrası. Ama daha Türk eseri pek yok ortada. İstanbul denilen yer ne kadar bir alansa ama tamamen yanmış. Çok kötü bir felaket. Ve ondan sonra zaten yangınlar durmamış biliyorsunuz. İstanbul hep ahşap sivil mimarisinin yer aldığı bir şehir olduğu için özellikle patlıcan tavası mevsiminde yangınlar çıkarmış. Duymuş musunuz genç arkadaşlar? Evlerin tahta borçlarında, ahşap evlerde patlıcan kızartması yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan yangınlar önce bir yanındaki ev, sonra sokak, mahalle, bir semt, şehrin dörtte biri gidermiş. İstanbul yangınları patlıcan mevsiminde çıkar derler onun için. Bir yangın haberi daha. Şimdi yerinde ışıltılı bir otel bulunan Çırağan Sarayı 18 Ocak 1910 tarihinde yanmış. 1326 senesi. 1865 yılında yapılmış bir bina tabii Sultan Abdülaziz tarafından yanmış ve bizim yakın zamanlara kadar işte içinde şeref stadı falan filan vardı, kalıntıların yeri, bir yüzme havuzu vardı. Ben liseye giderken arada bir giderdik oralara. Beşiktaş'ın antrenmanlarını filan izlerdik. Sonradan otel yapıldı biliyorsunuz. Bu otelin, sarayın, Çırağan Sarayı'nın yapıldığı yerde Mevlevihane varmış önceden. Beşiktaş Bahariye Mevlevihanesi. Bu saray yapılacak diye Mevlevihane'yi ve oradaki hamuşanı yani kabirleri kaldırmışlar oradan. Eyüp Bahariyesi'ne taşımışlar. Aslında Eyüp'teki o sahildeki Mevlevihane, Bahariye, Beşiktaş Mevlevihanesi'nin taşınmış halidir. Ama bu bir uğursuzluğa, tabii şehir efsanesi, bir uğursuzluğa yorulmuş. Buradan taşınmayacaktı bu kabirler ve Mevlevihane diye. Sonra bu sarayın yanması, biz demiştik işte bakın uğursuzluk kendini gösterdi. Ve o kararı veren Abdülaziz de bir cinayete kurban gitti biliyorsunuz. Bir ihtilalle indirildi. İşte o zaman gene bizim görüşümüz tahakkuk etti diyenler olmuş şehirde. Yangınların tabii müziğe yansımış halleri var. İlk başta aklımıza gelecek olan yangın olur biz yangına gideriz. Tulumbacılar türküsü meşhur. Laleli'de, şimdi orası da otel oldu. İlk toplu konuttur orası. Bir otel oldu. Ramada. Efendim? Ramada oldu değil mi? Evet. Harik Zedegen Apartmanı'dır onun aslında adı. Yani yangın felaketine uğramışları toplu konut diye yerleştirdikleri bir yer olarak yapmışlar. Sonradan fonksiyon değiştirmiş. Yangın olur okumamıza gerek yok. Herkes biliyor onu zaten. Şu fotoğrafla aklımıza kazınan bir şey var. Dün müydü ölüm yıldönümü? 19, evet, 2007. Bu fotoğrafla aklımıza kazındı. Hrant Dink'in öldürülmesi.
dinince dinlensin diye bir tabir vardır. Bir başka bir olay. O Hrant Dink, bu da Bimen Şen. O da Ermeni. Bimen Derkasparyan, şarkı bestekarlarımızın en büyüklerinden birisi. O da Süleyman Nazif. Süleyman Nazif, eski yazı okuyanlar okuyabilirler. Bimen Şen için diyor ki, ebedi nazımıdır sanat-ı feryadımızın, öperiz hep ağzını Bimen-i Üstadımızın. Bir beyit yazmış. Ona hayranlığını dile getirmek için. Ya bu iki mukayeseyi şey için verdim. Yani bu topraklarda o kadar uzun süredir beraber yaşama kültürü var ki, birbirine tahammül bilmem ne. İşte bir çok önceki dönemlerden bir örnek vermek istedim size, müzikle ilgili bir örnek. Ve bir güfte, bir şiir yazmış Süleyman Nazif. Bimen Şen de onu bestelemiş sonra. Çok güzel bir fasıl şarkısıdır. Müzik meraklıları dinledikleri zaman hemen hatırlayacaklardır. Yani tam bir fasıl gibi olmayacak ama ikiniz okursanız bunu, bir fasıl neşesini şarkının ortaya koyabiliriz. Birlikte dinleyelim. Böylece Hrant Dink'i de, Bimen Şen'i de, Süleyman Nazif'i de anmış olalım. Şairler, yazarlar, edebiyatçılar var. Bu ay içinde doğmuşlar veya vefat etmişler. Fuzuli, asıl adı Mehmet olan, şiirlerinde Fuzuli mahlasını kullanan Türk edebiyatının ulaşılmaz zirvesi.
birçok güftesi bestelenmiştir. İşte Hacı Arif Bey'in bir rast şarkısı var meşhur. Aşık oldur kim kılar canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canane vermektir kemali aşıkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına. Müthiş sözler tabii. Hocam, Muzaffer Sarı Sözen şeyi geçti konusu. Burada başka bir müzik isterdik. Yani burada böyle Hacı Arif Bey'den falan bahsediyoruz. Davul zurna çalıyorsunuz yani. Erzurum var. Erzurum var. Ha, Erzurumlu var. Bağlantıyı kurdum. Erzurumlu var burada. Evet. Fuzuli, büyük şair dedik. Baki Hoca, Abdülbaki Gölpınarlı, 12 Ocak 1900'de doğmuş. 80'li yıllarda kaybetmiştik değil mi? Evet. Murat Bardakçı'nın da hocası. Edebiyat tarihi düşünürü ve yazarı, araştırmacısı. Bu da çok önemli bir tarihçi aslında ama daha çok siyasi kimliğiyle öne çıkmıştır. Nihal Atsız, Hüseyin Nihal Atsız, şair, yazar ama tarihçiliği çok önemli. Aşılamamış eserleri olduğu söylenir bilenler tarafından. Ve bir başka önemli şair isim Nazım Hikmet. 15 Ocak 1902'de dünyaya gelmiş. Nihal Atsız 1905'in 12 Ocağı'nda dünyaya gelmiş. Yolların Sonu diye bir şiir kitabı vardır. İlginç şiirler vardır içinde. Ve başka edebiyatçılar, yazarlar hep Ocak ayı. 11 Ocak 1995'te Onat Kutlar, sinema yazarı olarak çok iyi bilinen bir isim, bir terör saldırısında Taksim'de otelin altındaki kafede otururken vefat etti. Bilir misiniz ki Neyzen ve Tamburi'ydi. Necdet Yaşar'dan ve Niyazi Sayın'dan ders almış birisiydi. Kendisi bana anlattı bir gün. Anteplidir aslen. O kadar acayip bir dönemden geçti ki Türkiye ve biz bunun içinde yaşadık dedi. 12 Eylül öncesi dönemlerden bahsediyor. Ben dedi içinde yer aldığım kesimler sol kesimlerdi. Klasik Türk müziğini aşk derecesinde seviyorum. Öğrenmek istiyorum. Niyazi abiye, Necdet abiye gidiyorum. Gizli gizli aman abi kimseye söylemeyin diyorum. Çünkü bilseler arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım beni dışlayacaklar. Sen eski devrin köhne müziğini mi yapıyorsun diyecekler. Öyle garip şeyler, çelişkiler yaşadı Türkiye. Onu ağzıyla dile getirmişti. Evet. Ve büyük bir isim Tanpınar. Kendi müzik sanatımızın entelektüel çevrelerde anlanabilmesi, tanınabilmesi için iki çok önemli isim vardır entelektüeller dünyası içinde. Biri Yahya Kemal, öteki Tanpınar. Yani bu müziğe işte sarhoş mezesi, meyhane meta muamelesi yapıldığı dönemlerde o iki isim bunun büyük bir sanat olduğunu kabul ettirmişlerdir bulundukları etki güçleriyle. O da 24 Ocak 1962'de vefat etmiş. Ve son bir şairimiz Arif Nihat Asya. 5 Ocak 1975'te kaybetmişiz kendisini. Meşhur bayrak şiirini bilmeyen yoktur. Hepsine rahmet diliyoruz. Ve gene dünya tarihiyle ilgili bir haber. 21 Ocak 1951'de, 1950'de göndermiştik Kore Savaşı'na askerlerimizi. Kore'den ilk hasta yaralı asker kafilesi Ankara'ya ulaşmış. 21 Ocak 1951'de. Gene Kore ile ilgili başka bir haber. 20 Ocak 1952'de tam bir yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış. Kore'de 34 subayımız, 46 as subayımız ve 1252 erimiz şehit düşmüş. Türkiye'nin işte
buraya asker göndererek ilk Amerika'ya yanaşma çabalarıdır 1950 yılında. Sonuçları işte hepimizin gördüğü şekliyle devam eden bir sürü siyasi, sosyal olay. O dönemde çeşitli radyo sanatçıları Kore'ye gönderiliyor. Kore'ye orada çarpışan askerlerimize moral olsun diye konserler tertip ediliyor orada birliklerin içerisinde. Tahsin Yazıcı'ydı değil mi komutan? Meşhur işte o destan yazılan Kunuri muharebeleri filan. Saadettin Kaynak da meşhur bestekarımız ilgisiz kalmamış ve bir Kore türküsü bestelemiş. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Ben ilk defa duydum bu vesileyle. Bulduk notasını. O dönemi, o günkü hissiyatı yansıtan bir eser bestelemiş. Bestelenmiş bir türkü. Şimdi onu İbrahim Suat Erbay, Ahmet Meter'le birlikte seslendirecek. Biz de ilgiyle dinleyeceğiz. Ocak 1952 tarihinde bu resmini gördüğünüz ünlü bir şairimiz bizim ve gazetecimiz Yusuf Ziya Ortaç. O da meşhur Türk matbuat dünyasının tarihine mal olmuş uzun soluklu dergisi Akbaba, mizah dergisi. Türk basın tarihinde ve mizah tarihinde büyük yeri olan. Orada da bir şey kapakta. Kim çizdiyse İnönü violonsel çalıyor. Kemal Satır bağlama çalıyor. Bülent Ecevit solist olmuş. Arkada kanunçular herhalde Nihat Erim. Yani ona benzettim. Def çalanı kim anlayamadım. Onu tanıyamadım. Şeyi tanıyacak gibi oldum ama. Nasıl? Nihat Erim olabilir. Kim? Arıburnu. Ha, Arıburnu. Tekin Arıburnu. Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Nasıl? Sadi Irmak mıdır? Yok, değil. Sadi Irmak'a benzemiyor.
Neyse, yani böyle bir derginin sahibiydi ve Türk edebiyat, Türk dili ve edebiyatı okuyanlar var mı arkadaşlar içinizde? Beş hececileri bilirsiniz. Kimler? Faruk Nafiz, Çamlıbel, Enis Behiş Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhan, bir de H ile başlayan kim? Halit Fahri Ozansoy. Ben bu tür şeyleri mesela Feyho diye aklımda tutarım hep. Mesela bunun gibi şeylerin formüllerim vardır. Beş hececiler Feyho. F ile Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiş Koryürek, oradan hatırlaması kolay. İşte beş hececilerin güçlü şairi Yusuf Ziya Ortaç. Birçok şiiri bestelenmiştir. Milletvekiliymiş. Tabii bir zamanlar biliyorsunuz yazar, çizer, sanatkar takımını ya gel işte seni şuradan milletvekili adayı gösterelim diyerek böylece bir şey de yapılıyordu. Ne olduysa 1952'de belki tahsisatların iktidar çok güçlü bir şekilde el değiştirince bir endişe duymuş olacak. CHP'li aslında o zaman ordu milletvekilliği falan yapmıştı Yusuf Ziya. 1952'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamış. Yine bir Ocak ayında çok ilginç, yine bir şair, bu sefer ama birkaç sene önce, 1949'da, 24 Ocak 1949'da, Behçet Kemal Çağlar, yani Cumhuriyet rejiminin şairi denilecek kadar çok taraftardır. O CHP milletvekilliyken milletvekilinden istifa etmiş ve partisinden de istifa etmiş. Herhalde rüzgarları fark etti, bir endişe duydu. İyi şairdir. Mesela şeyi bilirsiniz, Münir Nurettin'in Kalamış şarkısını meşhur. Onun güfte şairidir. Ama böyle ilginç şeyler de yazmış. Mesela bir mevlit yazmış. Çok lüzumsuz bir şey belki bakınca ama o dönemi de anlamak için belki şey yapar. Yani aynen Süleyman Çelebi'nin mevlidinin vezninden falan yola çıkarak ben bazı bölümlerini aldım. Bazı bölümleri biraz çok fazla şey, onları koymadım. İşte millet adını zikredelim bir kere, vacip oldur cümle işte Türklere filan. Yani aynen Mevlid'in şeyleri gibi. Merhaba ey canı canan merhaba, merhaba ey derde derman merhaba. Merhaba ey asi millet melceği, merhaba ey inkılaplar menşeği filan diye böyle şeyden yola çıkarak böyle bir Mevlid yazmış. Şimdi bir önceki Yusuf Ziya Ortaç'a gidersek, onun güftesinden beslenmiş anmak üzere bir eseri, yanlış söylemeyeyim diye, o değil. Meşhur klarnet üstadımız Şükrü Tunar'ın beslediği bir Yusuf Ziya Ortaç şiiri. Bir bir geçiyor sevgililer, gözleri yaşlı. Bu şarkıyı Yaprak ve Ahmet Meter birlikte seslendirecek. Sonu hatırla kalbimde.
Şimdi sırada bir eser var. Biraz önce bahsettiğimiz Kalamış şairi Behçet Kemal'in, Allah uzun ömür versin, Alaaddin Yavaşça hocamız için bizzat ona ithafen yazdığı bir şiir var. Mavi yaz gününde sarısı güzün, içime yavaşça yerleşti hüzün. Şiir boyunca hep yavaşça kelimeleri geçiyor. Alaaddin Yavaşça için yazmış. Alaaddin Yavaşça da almış, bestelemiş onu. Dinleyenlerin nadir olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü bu işin içinde bir insan olarak o kadar geç fark ettim ki o şarkıyı. Ve benim doğduğum yıl Alaaddin Yavaşça'nın bir radyo bandında okuduğu kayıt elime geçti. Resmen aklım durdu. Müthiş bir şarkı, müthiş bir yorum. Kompozisyon harikası, müthiş bir eser. Rica ettim İbrahim Suat Erbay'dan ve şarkıyı hazırladı. Bakın dinleyin şimdi, bana hak verecek misiniz? Çok değişik, çok güzel bir şarkı. Güfte Behçet Kemal Çağlar, beste Alaaddin Yavaşça ve Alaaddin Yavaşça için yazılmış bir şiir. İçinde yavaşça, yavaşça, yavaşça redifleri geçiyor. Hasretin sindi
Alaaddin Yavaş hocamıza sağlıklı ömürler diliyoruz. Aynı dönemde yaşamanın insana gurur verdiği büyük ustalardan birisi. 22 Ocak 1901'de değerli müzikseverler, programımızın sonuna geldik artık. Bu zat-ı şahaneleri vefat etmiş. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğun kraliçesi Victoria. Victoria'nın bizim müziğimizle bir bağlantısı nasıl kurulabilir? Sultan Aziz vasıtasıyla kurulabilir. Sultan Aziz biliyorsunuz ilk yurt dışı seyahatini Kraliçe Hazretlerinin davetlisi olarak Büyük Britanya'ya yapmıştı. Hatta tarihi dedikodular arasında romantik bir şeyleri de olduğu söylenilir. Ondan sonra biraz önce de Çırağan Sarayı'nı yaptıran oranın bahanesi diye anmıştık Sultan Abdülaziz'i. İngiltere'ye gittiğinde kraliçe müthiş bir jest yapmış kendisine. Tabii Kraliyet Orkestrası var. Bugün de hala devam eden yapı. Sultan Aziz de bestekar. Hem Türk musikisi tarzında eserleri var. Hem Batı müziği tarzında. Mesela bir valse daveti vardır meşhur. Çok sesli bir eseri. Kraliyet Orkestrası'na karşılama kortejinin karşısında bir sahne kurulmuş. Orkestra Sultan Aziz gelirken o marşı çalmaya başlamış. Yani Sultan Aziz'in bestesini çalmış. Valse daveti, Kraliyet Orkestrası. Heyetin içerisinde geleceğin iki padişahı da veliaht olarak bulunuyor. Birisi sonradan 5. Murat olacak olan Şehzade Murat Efendi. Kısa sürelik bir taht şeyi vardır biliyorsunuz. Sultan Aziz'in halinden sonra onu hemen zaten Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa grubunun gayesi 5. Murat'ı tahta geçirmekti. Ama o akli şeyleri de şeye uğrayınca, sağlık problemleri çıkınca o da hemen indirilip yerine kim getirildi? Sultan Abdülhamit dediğimiz. İşte o heyetin içinde ikisi de şehzade olarak, veliaht olarak bulunuyor. Şehzade Murat Efendi, Şehzade Abdülhamid Efendi. Kraliçe Victoria özellikle bu iki veliahttan Şehzade Murat'ı çok yakışıklı buluyor. Ve heyetin içinde gene yer alan çok önemli devlet adamları var. Emin Ali Paşa, Keçecizade Fuat Paşa, bir de Kraliçe Victoria'nın çok beğendiği bir diplomat Munurus Paşa, Londra Büyükelçimiz. Önce Munurus Paşa'ya fısıldıyor kraliçenin adamları. Kraliçe Hazretleri Şehzade Murat Efendi'ye torunlarından birini evlendirmek istiyor. Hünkâra söyleyin diyor. Keçecizade Fuat Paşa o devrim güçlü bir siyasetçisi. Sadrazamlık falan yapıyor. Uçuyor tabii bu. Ya düşünsenize iki büyük imparatorluk akraba olacak. Hep birbirleriyle akrabadır ya. Ondan sonra hemen Sultan Abdülaziz'e geliyor Fuat Paşa. Hünkârım diyor, büyük bir haber var. Nedir? Kraliçe Hazretleri torunlarından birini Murat Efendi'ye vermek istiyor. Tepki. Tövbe estağfurullah. Orada yatmış tabii hemen iş. İstememiş. Acaba Türk tarihi değişir miydi? Dünya tarihi değişir miydi? Tabii doğru. Çanakkale'ye gelirler miydi? Bilemiyoruz tabii yani. Olmayan ergiyle bir şey. Biz birçok vesileyle Abdülaziz'i andığımızda bu programda eserlerini çaldık. Ama ben şu tövbe estağfurullah aktarmak için bu kadar çok konuştum. Çok hoşuma gitti çünkü. Son basamağına geldik. 1 Ocak 2003'te kaybettiğimiz Yusuf Nalkesen ve 21 Ocak 1938'de doğan Yıldırım Gürses. Hemen hemen aynı dönemde damga vurmuş iki bestekarımız. Klasik tarzda eserler yapmadılar eyvallah ama bir dönemin sesiydiler. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Kabul ediyoruz biz de. Yani toplumsal hafızaya girmek bir başlı başına bir iştir. Çok sanatlı bir şey yaparsınız ama halka mal olmadıktan sonra yani orada sanat değeriyle kalır. Onlar yaptıklarının içinde bir sanat olduğu şüphesiz ama gerçekten
halk hafızasında yer ettiler. Birer meşhur eserini yine düet olarak dinleyelim sizden. Hatta Ahmet abi de katılacağı için trio olsun. Ondan sonra bakın genç arkadaşlar işlerinden geçenleri beni anlamıyor zannetmesinler. Ya bunlar ne biçim şarkılar kardeşim filan diyorlardır. Genellikle okunan şeyleri. Ay bitse de gitsek filan diye. filan ama bakın şimdi bu eserleri dinlediğiniz zaman ha ya hep şöyle okusanız keşke diyeceğinizden eminim. Buyurun arkadaşlar. Thank you.